Evet arkadaşlar, bugün Obi'deyiz, Noise'da. Obi büyük bir zincir, bizim oradaki malzeme satan büyük zincirler gibi, Koç gibi mesela, öyle bir yer. Ama bunların pet bölümü ve bahçe bölümü de var. Şu girişteki şav akvaryumları, güzel gökkuşakları da var içinde. Şöyle kocamancana akvaryum bölümü. İlk başlangıçta diskuslardan başlıyor. Şunlar benim favori türüm. Yabani bir renk. Bundan yaklaşık 25 yıl evvel ben de üretmiştim. Çok harika balıklar. Tam ismi de şu Zymphizodon equifasciatus alenka. Alenka şehri miydi, nehri miydi? Tam emin değilim, şimdi hatırlayamayacağım. O bölgeden gelen bir balık. Doğal kırmızı oranı çok yüksek. Yavrularda da belli. Ne kadar şu anda korku rengini gösterseler de kızıl bir kahverengi rengi sahipler. Büyüyünce çok güzel olan bir balık. Yine burada da çeşitli diskus türleri. Red Marlboro, kırmızılar. Bunlar yine benim favorilerimden. Belki ileride tekrar besleriz. Bugün almak istediğim kendime balıklardan birisi mavi Kolombiya tetrası. Mavi kırmızı olan bir balık. Bunu da Türkiye'de üretmeyi planlıyorum. Bunlardan bugün bir 4-5 tane alacağım. Veya 6-7 tane. Küçük bir grup. Çok güzel. Pelvica comis türü. Bakarım, bir dayanamazsam bir çifte belki bundan götürürüm. Güzelli balıklar var. Apistogramma borelli. Malawi cikletleri. Yine çeşitli tetra türleri ve çok güzel melek balıkları var. Red Devil denilen koyların kırmızı bir varyetesi bunlar. Kırmızı yoğun olan bir tür. Çok ilginç, benim daha evvel görmediğim bir tetra türü. İsmi neymiş bir bakalım. Bunlar da Densoni türlerinden birisi herhalde, benim tahminime. Ama birazcık Densoni diye geçse de ismi, siyahlıkları daha farklı gördüm ben bunlarda. Güzeller. Çeşitli melek balıkları. Bunlar süper gerçekten. Kur yapıp duruyorlar. Yani kendilerini bu tankta bile çok iyi hissettikleri belli. Su oranlarını çok güzel ayarlamışlar belli ki. Pelvica comis'lerin baya kırmızısı yoğun
olan bir variyete erkeklerde. Şu falan çok muhteşem, çok güzel. Fulşe türü bayağı yoğun ama hepsi erkek herhalde. Hiç dişi göremiyorum şu anda içinde. Evet, maalesef hepsi erkek. Blue Demsey de var içinde. İnşallah. Apistogramma hongsloy veyahut Vieta diye mi geçiyor burada? Bir bakalım. Hongsloy diye geçiyormuş, evet. Fiyatlar burada çok afaki değil. Gerçekten güzel bir yer. Herkesin az çok bütçesi yetebilecek, alabilecek şekilde bu balık fiyatları. Ama hongsloylarda gerçekten görmeye değer yani apistogramcılar. Kalplerini hızlı çarpacak muhtemelen. Şu güzelliklere bakın. Çok harika. Burada da maviler. Ve filamentosus, dicrosus filamentosus. Şah neydi, nasıl geçiyordu Almanca ismini Türkçe'ye çevirsem, şah tahtası balığı. Kamiretlerin mavileri. Yine güzel bir koridoras türü. Bu hangisiymiş? Koridoras Schwarzi. Neonlarla birlikte bir tankta. Küçük Güney Amerika cikletleri neonlarla. Yine çeşitli tetralar. Şumuk sahibi beyaz kuyruklusu. Nasıl geçiyor? Hüfese Brikon Bentosi. Whitefin diye geçiyor bunların ismi. Çok güzeller bunlar da. Girişteki Chow tanklarında da büyükleri vardı. Baya kırmızı kırmızı. Oradaki renkleri çok daha güzeldi. Burada şeyler var. Vallahi bunların Türkçe ismini bilemeyeceğim. Balta balığı diye geçiyor. Almanca Türkçe'de de aynı mı tam emin değilim. Apistogramma cacadoides. Venenostomus marginatus. Küçük bir tetra yine. Aa, bunlar da çok şık. Tucano ichthys. Tucano tetrası. Güzel bir tür. İçinde Borelliler maşallah tam kur yapıyorlar şu anda. Muhteşem güzel. Böyle farklı farklı tetralar var. Kırmızı göz Mukauzia diye geçiyor Almancası ama Türkçesini bilemeyeceğim maalesef. Baya Türkçe'de eksiklerim var, onları tamamlaman lazım ileride. Mukauzia Piteri diye bir tetra. Brilliant tetra diye geçiyor. Almanca'da bir de ismi. Böyle ufak pırıltıları var vücutunda. Çok güzel bir balıktır. Bunların büyüklerini en son Tenerife videosundaki o muhteşem 10 metrelik tankta görmüştük. Orada büyük anaçları vardı. Uzun uzun yelpaze kuyruklu. Bunlar da güzel bir balık olacak. Biraz daha büyüyünce. Burada yine bildiğimiz Gymnocorymbus ternetzi. Hazemania nana. K
Kırmızı başlar. Normal tetra. Normal neon tetra, öyle diyeyim. Normal tetra yarım kaldı. Kırmızı fantom. Hüfesi Brikon Eikves. Bu kan tetrası diye geçiyor Almanca'da. Çünkü birazcık da başka balıkların kuyruklarını diftme özelliği veyahut özelsizliği var, daha doğru söylemek lazım. Bunlar da güzel. Şunlar kuru yapıyor. Hatta bu tankta bile kuru yapıyorlar. Yani gerçekten sularını çok güzel ayarlamış olmaları lazım. Yoksa bu davranışını bir satış tankta görmek çok zor normalde. Verniriler. Bakayım bunlar. Bunlara da mı sırf erkek geliyor buraya? Dişi de var mı? Hepsi küçük ve evet arkadaşlar. Buraya da sırf erkek yollamışlar. Aynı Türkiye'de şu andaki olduğu gibi dostlar, dişi bulunmuyor artık piyasada maalesef. Kili balıkları. Gartneri. Evet. Bunlar da geçenlerde bir arkadaştan yazışıp görüşmüştüm Türkiye'de. Parlak göz. Kilisi diye geçiyor aklımda kaldığına göre. Hoş bir türdür. Küçük. Nano tanklar için ideal. Belki ondan da birkaç tane götürebilirim. Küçük paferler. Kurbacıklar. Armano Karades. Bir numaralı yosun yiyici. Tabi fazla yem vermezsiniz tankta. Şurada, burada bugün yemlenmişler az evvel herhalde. Yemlerini ağzına alıp kaçıyorlar birbirlerinden. Kütme koridoras. Yine başka bir karides türü. Margaritatus barb. Burada çok net belli olmamış renkleri bu. Yeşil taban birazcık şanssızlık esasında bunlar için. Farklı bir tabanda çok daha güzel renk gösterdiklerine eminim. Burada biraz sönük kalmış bu balıklar. Habrosus corridoras. Bunlar da ateş kakadoides diye geçiyor Apistogramma grubundan. Böyle tamamen portakal renginde. Güzel bir balık esasında bu da. Ve içinde mavi neon var. Biliniyor mu bu Türkiye'de, hiç bilmiyorum. Bunun kırmızısı hemen hemen hiç yok. Donmuş Artemia yemlemişler. Hepsi bayram ediyor. Koridoraslar yem peşinde. Bunlar hangi albinolar ya? Bir bakalım. Aneos'un albino türüymüş bu. Güzel ama fena bir balık değil. Bunlar da diamant, yani pırlanta neon diye geçen bir tür. Paraerodon inezi diamond diye geçiyor. Mavileri sırf kafa bölgesinde. Akvaryumda birazcık daha güzel bakıldığında, daha hoş bir ışıkta. Burası da çok biraz şanssız kalmış maalesef. Gerçekten küçük pırlanta gibi kafa bölgeleri parlıyor bunların.
kırmızıları yarım arka bölgeye dolduran bir tür. Wow, bunları ben de ilk kez görüyorum. Albinos'un mu yapmışlar bunların da? Parahyrodon inezi monşeri diye geçiyor. Neon zalimle sarı diye isim vermişler Almanca'da ama evet, yani albino değil, gerçekten rengi olmayan bir neon gibi bir şey olmuş bu. Çok az bir parlaklığı var. Koyu tanklarda mutlaka güzel görünen bir balıktır. Burada da koyu tabanda güzel olmuş bence. Videoda çok yansımıyor. Mavi çizgileri çok daha belli esasında. Mavi gözleriyle beraber videoda çok yansımayabilir. Bulut balıkları. Bir daha bulut balıkları. Koyu yabani türü bu, açık renk, altın renk üretim, selektif üretimden gelen bir tür. Koyularda da şöyle çekebileceğim mi? Evet, tül kuyruk varyetesi yine üretimden gelen. Geçenlerde bir arkadaş genetiği oynanmış diye yazmıştı, o çok doğru değil. Bunlar gerçekten selektif üretimden bu hale getirilmiş balıklar. Güzel bir balıktır. Nano tanklar için hele ideal. Ondan sonra burada barplar başlıyor, çeşitli çeşitli zebra barplar. Bunları çoğunu biliyoruz. Bunu burada birazcık hızlı geçeceğim. Beta dişileri. Beş çizgi barp. Normal Sumatra barb çeşitleri, altın rengi, yeşili, normal yabani rengi. Ondan sonra bu tarafta yine bir tetra cinsi. Guramiler, cüce guramiler. Bunlar bal gurami. Bunlar ne diye geçiyordu bilmiyorum, güzel mavişler, bunların kırmızı varyeteleri de oluyor. Bilinen bir tür, şu anda ismi aklıma gelmedi, ne yazıyormuş? Trichogasta laliusmuş isimleri. Bunlar iri gurami türleri yine. Burada da kılıç kuyruklar ama yelpaze türü diyebilirim herhalde bunlara. Başka bir isimleri var mı bilmiyorum. Hem dişin hem erkeğin kuyrukları böyle uzun uzun.